Herkese merhabalar. Nefis Yemek Tarifleri mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle tam ölçüsünde nefis bir cevizli irmik helvası tarifi paylaşacağım. Dilerseniz hemen yapılışına başlayalım. Öncelikle helvanın şerbeti için 3 su bardağı süte, 1,5 su bardağı şekeri ilave edelim. Şeker tamamen eriyinceye kadar karıştıralım. Daha sonra derin bir tavaya 125 gram tereyağını ve yarım çay bardağı sıvı yağ alarak tereyağını eritelim. Dilerseniz sadece tereyağı kullanarak da bu tarifi hazırlayabilirsiniz. Tercih tamamen sizin. Eriyen tereyağının üzerine 2 su bardağı irmiği ekleyelim. Rengi dönünceye kadar yaklaşık 10 dakika boyunca sürekli karıştırarak kavuralım. Bu aşamada ocağın çok yüksek ateşte olmamasına dikkat edelim. Aksi halde irmikler yanabilir. Kavurma sırasında yağdan dolayı helva kabarabilir. Hiç endişelenmenize gerek yok. Kavurmaya devam ettikçe kendiliğinden geçecektir. Şimdi güzelce kavrulan ve rengi dönen irmiğin üstüne 1 su bardağı ceviz kırığını ekleyelim ve birkaç dakika daha kavurmaya devam edelim. Yeterince kavrulan irmiğe daha sonra sütlü şerbeti yavaş yavaş ilave edelim. Kısık ateşte dikkatli bir şekilde karıştırmaya devam edelim. Bu aşamada çok hızlı yoğunlaşacağı için ocağın altını mutlaka kısık ateşe almanızı tavsiye ederim. İyice karışıp kıvamını alan helvanın altını kapatarak 10 dakika kadar demlenmeye bırakalım. Tadı damağınızda kalacak cevizli helvamızı servis aşamasına geçebiliriz. Ben bu şekilde dondurma kaşığıyla lokmalık porsiyonlar hazırladım. Dilerseniz kaselere paylaştırıp ters çevirerek yanında dondurmayla da servis edebilirsiniz. Hem görüntüsüyle iştahınızı kabartacak hem de içindeki cevizlerle lezzetine lezzet katan irmik helvamız artık hazır. Üzerine tarçın veya fıstık serperek servis edebilirsiniz. Umarım tarifi sizler de dener ve memnun kalırsınız. Yorumlarınızı bekliyor olacağım. Şimdiden deneyecek herkese afiyet olsun. Açıklamalara bu tarife detaylı olarak ulaşabileceğiniz bağlantıyı da ekliyorum. O bağlantıya tıklayarak daha önce deneyenlerin yorumlarına ve fotoğraflarına da ulaşabilirsiniz. Vakit ayırıp videoyu buraya kadar izlediğiniz için özellikle teşekkürler.